Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Alman Erbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, kurumalara ve telgraf bildirim sesleri. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gibi Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesinin çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Kasım 1918, İstanbul. Binbaşı Hey, İngilizlerin elindeki İstanbul'un İngiliz Genelkurmay subaylarından biriydi. Türk ve yabancı sosyetesini buluşturan Tarabya'daki Tokatlıyan Oteli'nde düzenlenen bir çay toplantısına katıldığı sırada, salonun bir köşesinde oturan çift dikkatini çekti. Erkek, Fransız 2. bürosunun şefi Albay Blond'du. Onun gittikçe güçlenen Mustafa Kemalcilere lojistik destek sağladığı biliniyordu. Yanındaki gri elbiseli kadının ise Türk olduğu kesindi. Çünkü kara bukleli başını zarif bir çarşafın hafif örtüsü içine kapatmıştı. Bürosuna döndüğünde Osmanlı politikasının sırlarını çok iyi bilen arkadaşı Cengiz'i çağıracaktı. Soruyu sorarken bile çok öfkeliydi. Bugün öğleden sonra Tokatlıyan'daki şu Allah'ın belası Albay Blon'un yanındaki gri elbiseli, o esrarengiz kadının kim olduğunu bana söyleyecek misin, söylemeyecek misin? Bu bir rastlantı olamaz. Blon bize bir şey mi hazırlıyor? O kadınla ne işi vardı? Binbaşı Hey haklıydı. Akşamüstü masasına gelen raporda, siyasi tavrının Mustafa Kemalci olması mümkün sözüyle birlikte kadının kimliği açıklanmıştı. Adı Cemile Hanım. Türkiye'nin eski Atina Büyükelçisi'nin kız kardeşi. Yaşı 26. İkametgahı Maçka. Otele o gün gelmişti ama ne zaman ayrılacağı belli değildi. Raporu okuyan Binbaşı Hey, Cemile Hanım'ın sürekli takip edilmesini emretmiş, otelin her yerine ajanlarını yerleştirmişti. Arabaları da otelin kapısında bekliyordu. Takibe alınmasından kısa bir süre sonra Cemile Hanım'ın saat 21'de otelden çıktığı görülüyordu. Kendisini bekleyen bir arabaya binecek, hareketiyle birlikte takip başlayacaktı. Bir süre yol aldıktan sonra dış semtlerden birinde durmuşlardı. Binbaşı Hey, Cemile Hanım'ın girdiği evin Albay Blön'ün mekanı olduğunu görünce şüphelerinde haklı olduğunu anlayacaktı. Cemile Hanım içeride 2 dakika kadar kalmış, yeniden arabaya binerek hızlarını daha da arttırmıştı. Bu arada denizde de başka bir hareketlilik yaşanıyordu. Bir Fransız şilebi boğaza girmişti. Kaptan petrol almak için boğazdan geçtiklerini, motorlarda meydana gelen bir arızadan dolayı durduklarını belirtiyordu. Bir süre devam eden takip kıyıda son bulacaktı. Binbaşı Hey, öndeki arabadan boğaza ışıldakla işaret verildiğini görünce adamlarına ateş emrini verecekti. Karşılıklı süren çatışma kısa sürmüş, 2 İngiliz yaralanmıştı. Cemile Hanım'ın şoförü, hanımının bir Fransız kaptanına aşık olduğunu, onunla vedalaşmak için ışıldakla işaret verdiğini anlatıyor, ancak Cemile Hanım servise götürülüyordu. Boş bir odaya alınmıştı. Binbaşı Hey, Cemile Hanım'ın peçesini kaldırdığında hayretler içinde kaldı. Karşısında Blön'ün ortağı değil, adının Ahmet olduğunu söyleyen genç bir Arap vardı. 2 dakikalığına girdiği evde kıyafetler değişmiş, yaşmak giyen Ahmet arabaya binerken, Cemile Hanım ve Albay Blön bir başka kıyıdan silahları şilepten boşaltmışlar ve yerine teslim etmek için çoktan yola çıkmışlardı.
İstihbarat, devlet ve milletlerin varlıklarını korumak ve geleceklerini güvence altına almak maksadıyla hasım veya hasım olması muhtemel şahıs, grup ve devletlerin içinde bulundukları durumları ile niyet, imkan, kabiliyet ve zaaflarını öğrenme veya takip veya düşmanların bunları öğrenmesini veya öğrenmek için gönderdiği casusları engelleme faaliyetlerinin tamamını ifade etmek üzere kullanılan genel bir kavramdır. Her türlü kaynaktan elde edilen ve ilk bakışta birbiriyle bağlantısızmış gibi görünen ham bilgiler genelde yanıltıcı olur. Bu bilgilerin birleştirilmiş, işlenmiş, çözümlenmiş, yorumlanmış ve ayıklanmış hali ise istihbarattır. İstihbarat bu son halini aldıktan sonra siyasi makamlara sunulur ve devlet bu veriler esasında siyasi, ekonomik, askeri vesaire alanlarda atacağı adımları belirler. Yani her devlet için ülkenin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve ulusal gücünü oluşturan bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve olası tehditler hakkında bilgi toplamak ve istihbarat oluşturmak vazgeçilmez bir gereksinimdir. İstihbarat kelimesi Arapça haber kökünden türeyen istihbar kelimesinin çoğulu olup, sözlüklerde genel olarak malumat, yeni öğrenilen bilgiler, duyumlar, bilgi toplama, haber alma şeklinde istihbarat faaliyetlerinin en önemli unsurlarından olan ve yine Arapça cez kökünden türeyen casus kelimesi de gözetleyen, araştıran, düşmanın sırlarını öğrenip bilgi sızdıran, düşman içinde çeşitli yıkıcı faaliyetlerde bulunan kişi şeklinde açıklanmaktadır. İstihbarat faaliyetleri insanlık tarihi kadar eskidir. Eski Türklerde muhatapları olan Çin istihbaratçılarına çaşıt denmekteydi. Tarihte kurduğu beylik, imparatorluk ve nihayet modern manasıyla devlet vasıfları taşıyan irili ufaklı pek çok yapıyla devletçilik tarihine adını altın harflerle yazdıran Türklerde istihbaratın tarihi büyük Hunlara kadar gider. Eski Türklerin başına musallat olmuş ilk çaşıtlar, kayıtlara göre dini görevlilerdi. Esasen Çinli veya Hindistanlı olan bu casuslar, gök tanrıya inanan Türklere kendi dini inançlarını benimsetmek, daha sonra da aşamalı olarak Türkleri asimile etmek gibi amaçlarla görevlendirilmişlerdi. Tarihe göz attığımızda her zaman çok güçlü devletler ve özellikle de ordular kurmuş, geniş alanları kontrol etmiş eski Türklerin istihbarat konusundaki zayıflıklarının devletlerinin çökmesine neden olduğunu görüyoruz. Milattan sonra 3. yüzyılda Çin'in kuzeyindeki Shanxi'nin Tatung bölgesinde yaşayan Topalar, hükümdar Topa Guji döneminde tüm Kuzey Çin'i ele geçirdiler. Onların ezici baskısı altında kalan ve askeri yollarla baş edemeyeceklerini anlayan Çinli yöneticiler, özel eğitimden geçirilmiş ajanlarını Topaların arasına soktular. Amaç, Topalar arasında Çin kültürünü yaymaktı. Hükümdarların çevresine kadar sokulan bu özel görevliler, kısa süre içinde tüm saray çevresini etkileri altına aldılar. İş o yere vardı ki, Topalar kendi inançlarını tamamen kaybederek Çinlilerin dinini benimsediler. 5. yüzyıl sonlarında ise Topa hükümdarları kendi ülkelerinde kendi dillerini konuşmayı yasakladılar. Bütün ulusa yalnızca Çince konuşmalarını emrettiler. Ardından Çinliler Topaların ordu yönetimlerine el attılar. Kısa süre sonra devlet, halk ve ordu arasına nifak sokuldu. Ordu komutanları birbirine karşı duruma düştüler ve ordu ikiye bölündü. Ardından ülke bölünmeye başladı. Nihayet 6. yüzyıl sonlarına doğru Topalar büsbütün ortadan kalktılar ve Çin ulusu arasında eridiler. Türk tarihinde yine Çinlilerin sürekli casusluk faaliyetleri sonucunda bölünerek ortadan kalkan bir diğer Türk devleti ise Göktürklerdir. Orta Asya'da 552-745 yılları arasında hüküm sürmüş bu devlet de Çin'e komşuydu. İki devlet arasındaki ilişkiler ilk başlarda iyi gidiyordu.
Karşılıklı olarak elçiler gönderiliyor, dostluk bağları kuruluyordu. Ancak 6. yüzyıl sonlarına doğru Göktürk Devleti'nin güçlenmesi, yavaş yavaş çevresindeki toprakları ele geçirmesi Çin'i rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine Çin hükümdarı iyi bir casus olan bakanlarından Chang Sun Ching aracılığıyla Göktürk Kağanlığı'na casuslar soktu. Bu özel görevliler Göktürk Kağanlarının konaklarına kadar girdiler. O çağlarda büyük çadırlarda yaşayan Göktürk Kağanları, gelen bütün yabancı elçileri ulusunun önünde karşılar, onların şerefine büyük ziyafetler verirlerdi. Onların bu açık yürekliliğinden, şeffaflığından yararlanan Çinli casuslar, Göktürk hükümdarlarının özel yaşantılarını, çevreleriyle olan ilişkilerini öğrenmekte güçlük çekmediler. Bu casusların kışkırtmaları yüzünden Göktürk hükümdarı İşbara Hakan ile yakınlarından Apohan arasında anlaşmazlık çıktı. Casusların körüklemeleri neticesinde bu anlaşmazlık tartışmaya, ardından çatışmalara dönüştü. Kısa süre sonra ayaklanmalar ülkenin her tarafını sardı. Göktürk Devleti, Doğu Göktürkleri ve Batı Göktürkleri olarak ikiye bölündü. Ardından Çinliler bu iki devleti de birbirine düşürmeyi başardılar. Başlayan çatışmaların ardı arkası kesilmek bilmedi. Sonunda her iki Göktürk Devleti de ortadan kalktı. Uygurlar da casuslardan çok çekmiştir. Fakat Uygurlara karşı faaliyetler yürüten bu casuslar sadece Çinliler değildi. Aralarında Moğollar, Kırgızlar, İranlılar, Hintliler ve Müslümanlar da vardı. Kimisi Buda dinini, kimisi de İslam'ı yaymaya çalışmaktaydı. Kırgızlar aynı soydan gelmelerine rağmen Uygurları en zayıf zamanlarında sürekli vurmuş, ülkelerine saldırmış ve yağmalamışlardır. Türk Kağanlarından kalan yazıtlarda Kırgızlara karşı kazandıkları zaferlerin anlatımları vardır. Ancak Uygurlar da sonunda dışarıdan içeriye sokulan inançların etkisine kapılarak ortadan kalktılar. Ardından Avarlar, Bulgarlar ve Macarlar, batıya göç etmelerinden sonra din adamı görünümündeki Hristiyan casusların faaliyetleri sonucunda Hristiyanlaştılar. 11. yüzyıl ve sonrasında Türk Devleti'ne karşı yürütülen casusluk faaliyetleri yine iki kola ayrılmıştı. Din kısvesi altındaki casusluklar esasen Batıniler tarafından yürütülmüştür. Sünni inançlarına bağlı olan Selçuklulara karşı yürütülen bu casusluk hareketlerinin başını Hasan Sabbah'ın İsmaili tarikatı çekiyordu. 1090 yılında Alamut Kalesi'ni ele geçiren Sabbah, iki türlü casus çalıştırıyordu. Bunlardan biri kadınlardı. Bu kadınlar gerekli eğitimden geçirildikten sonra cariyeler olarak hükümdarların yakın çevrelerine sokulurlardı. Sultan Sencer'e yapılan ünlü komplonun uygulayıcısı, onun kimliği bir türlü belirlenemeyen cariyelerinden biriydi. Melikşah'ın vefatından sonra yönetimi ele alan Sultan Sencer, Alamut Kalesi'ni yıkmayı ve Hasan Sabbah'ı ortadan kaldırmayı deniyordu. Ordularını yollayarak Alamut'u kuşatmalarını emretti. O sırada cariyelerinden biri, "Bu işten vazgeçmezsen bu hançer kalbine saplanacak" yazılı bir mektubu bir hançerle birlikte sultanın yastığının altına koydu. Sultan Sencer, kimsenin olmadığı bir zamanda bunları yastığının altına kim tarafından konulduğunu bir türlü ortaya çıkaramadı. Ancak mektubun etkisi büyük oldu ve sultan Alamut Kalesi'ni kuşatmaktan vazgeçti. Selçuklulara karşı ikinci casusluk merkezi ise Bizans'tı. 1071'den itibaren Anadolu'ya yayılmaya başlayan Türklere karşı Bizans çok büyük istihbarat örgütleri kurmuştur. Amaç, Türklerin arasına bölücülük sokarak Anadolu'da gelişmelerini önlemekti. Bizans casusları bir yandan elçiler, bir yandan misyonerler, bir yandan da gezginler olarak çalışmaktaydılar. 1071'de Malazgirt'te yenilen Bizans İmparatoru, Türkleri harp yoluyla alt edemeyeceğini anlayınca çağın en büyük istihbarat teşkilatını kurdu. Diğer taraftan da Anadolu'ya sızmaya başlayan Moğol casusları, Selçuklu'nun gelişip güçlenmesini kendisi için engel sayan devlet tarafından görevlendirilmişlerdi.
yani siyasi amaçlıydı. 13. yüzyıl Anadolu, İran, Irak ve Suriye üzerinde Moğol istihbaratının en etkili olduğu dönemdir. Moğolların bu gizli faaliyetleri Selçuklu'nun yıkılışından sonra Osmanlı'ya karşı da sürdürülmüştür. Günümüzde içinde bulunduğu topluma yalan, yanlış haberler yaymak suretiyle fesat çıkartmaya çalışan kimseleri ifade etmek üzere olumsuz anlamda kullanılan casus kelimesine Osmanlı arşiv belgelerinde de rastlanmaktadır. Casuslar lisan bilir, sözüne güvenilir, tecrübeli, dirayetli, ince görüş ve sezgi sahibi, anlayışlı, becerikli ve iş bilir, dünya gündeminden haberdar, düşmanı tanıyan, kulağı delik, dostluk ilişkileri gelişmiş, meslekleri gereği dolaşmaya, kulak misafiri olmaya ve gizli işler çevirmeye alışkın, her türlü kılığa bürünebilen kurnaz kişiler arasından seçilirlerdi. Bu yüzden modern istihbarat teşkilatlarının kurulmasından yüzyıllar önce, yani casusluk yapmak için gerekli bilgi ve becerileri sağlayabilecek eğitim kurumları henüz mevcut değilken bile görevlerini başarıyla yürütmüşlerdi. Uluslararası faaliyetlerin yaygınlaşmasıyla casusluğun da önemi artmış, her millet kendi gizli teşkilatını kurmuştur. Avrupa tarihinin en eski istihbarat örgütlenmesi, yani gizli servisi, İngiltere'deydi. 1568 yılında faaliyete geçen örgütün başına Sir Francis Walsingham atanmıştı. Gizli teşkilatta mektup açmayı, mühür yapmayı, yazı ve imza taklit etmeyi bilen uzmanlar çalışıyordu. Thomas Phillips ise şifre çözmekte uzmanlaşmıştı. Bu akşamki çalışmamızın ana konusu olan Osmanlı Devleti İstihbaratı aslında devletin kuruluşuyla birlikte faaliyete geçse de esasen 16. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamış ancak 19. yüzyıl sonlarında kurumsal bir yapıya ulaşmıştır. İstanbul kuşatması sırasında Fatih'in casusları yoğun bir istihbarat yürütmüş ve Bizans İmparatorluğu'nun devlet sırlarını Osmanlı Devleti'ne ulaştırmıştır. Yayımlanan belgelerden anlaşıldığına göre Osmanlı Devleti'nin dış istihbarat faaliyeti, üzerinde yoğunlaşılan ülkeye yönelik bilgi temini ve o ülkede söylentiler çıkararak karar mekanizmalarını etkileme ve çalışamaz hale getirme şeklinde yürütülmüştür. İç istihbarat faaliyetleri ise duruma göre bazen taht kavgalarının yoğunlaştığı dönemlerde tarafların birbirleri hakkında yürüttükleri bilgi toplama ve daha ileri düzeyde faaliyetler olarak tezahür etmiş, normal zamanlarda da kılık değiştirerek gezmek suretiyle meydana gelecek asayişsizliklerin, isyan hazırlıklarının ve halkın çeşitli mekanlarda yapacakları devlet lakırdılarının önüne geçmek şeklinde yürütülmüştür. Ancak Osmanlı'nın Anadolu ve Orta Doğu'da güçlenmesinden sonra ona karşı biri Papa eliyle, diğeri ise yabancı krallar eliyle iki koldan istihbarat faaliyetleri yürütülmeye başlandı. Papa bir yandan bütün Batı uluslarına Osmanlı'ya karşı birleşmeleri çağrısını yaparken, diğer taraftan kiliseyi korumaları için kiliseye bağlı Batılı kralları Osmanlı'ya karşı kışkırtmaya çalışıyordu. Bu ikinci örgüt, ülkelerinin Osmanlı'nın eline geçmesinden korkan krallar tarafından yönetiliyordu. Fener Patrikhanesi ile Vatikan arasında birçok gizli anlaşmalar ve yazışmalar ele geçirilmiştir. Bu nedenle bazı papazlar Osmanlı tarafından asılmıştır.
İkinci Abdülhamit, istihbarat işlerini bizzat kendisi idare etmiş bir kişi olarak bilinmektedir. 1880 yılında II. Abdülhamit tarafından kurulan Yıldız İstihbarat Teşkilatı, Türk tarihindeki ilk organize istihbarat teşkilatıdır. Ancak modern anlamda bir gizli servis değildi çünkü devlete değil doğrudan sultana bağlıydı. Dolayısıyla tarihçi İlber Ortaylı'ya göre, sultana muhalif olanlara karşı faaliyetler yürüten Yıldız İstihbarat Teşkilatı, aslında bir istihbarat teşkilatı sayılmayacak kadar dar bir sisteme ve faaliyet alanına sahipti. Ancak II. Abdülhamit, dönemin Osmanlı istihbaratını çok güçlüymüş gibi göstermeyi başarmıştı. Yine de bu haber alma örgütü, batılı devletlerin emellerini gerçekleştirme yolunda bir engel olarak görüldüğünden onların hedefi haline gelmiştir. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra birçok kuruluş gibi bu teşkilatta dağıtılmış, görevleri Miralay Galip Bey idaresindeki Emniyet-i Umumi'ye devredilmiştir. XX. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu artık dağılma sürecine girmişti ve Orta Doğu'ya odaklanan yabancı gizli servislerin izlenme çalışmalarının tek merkezden yürütülmesi ihtiyacı doğmuştu. 1903 yılından itibaren henüz bir ismi olmayan Osmanlı istihbaratını etkin biçimde yürüten isim Enver Paşa'ydı. Birinci Cihan Harbi'nden önce ve özellikle harp sırasında Osmanlı Devleti'ne karşı düşman tarafından çok yoğun biçimde casusluk faaliyetleri gözlenmektedir. Başta İngilizler olmak üzere Ruslar, Fransızlar, Balkan Devletleri ve Almanlar Osmanlı topraklarında bu yönde faaliyette bulunmuşlardır. Bu devletler Osmanlı içerisinde kendilerine casusluk yapacak kişileri bulmakta zorluk çekmemişlerdir. Rumlar, Araplar, Ermeniler, Sırplar, Bulgarlar, Ulahlar ve bazı Arnavutlar düşman istihbarat teşkilatlarınca satın alınmışlardır. Nitekim gelişen olaylar karşısında kuvvetli bir istihbarat teşkilatına ihtiyaç duyulmuştur. 1913 yılında ise Sultan Mehmet Reşat'ın gizli fermanıyla Osmanlı'da gizli bir teşkilat kuruldu. Teşkilat-ı Mahsusa adlı bu örgütlenme, İttihat ve Terakki tarafından Harbiye Nezareti bünyesinde kurulmuştu ve Osmanlı Devleti'ne bağlıydı. Elimizdeki sınırlı kaynaklara göre Teşkilat-ı Mahsusa'ya isim veren kişi Miralay Rasim Bey'di. Teşkilat-ı Mahsusa, Enver Paşa ile çalışma arkadaşı Süleyman Askeri'nin idare ettiği ve İttihat ve Terakki'nin Batı Trakya'ya ilişkin kararlarını uygulamakla görevli bir örgütün büyüyüp gelişmesiyle meydana gelmiştir. Söz konusu örgütte Salim Sami Kuşçubaşı, Çerkez Reşit ve Hüsrev Sami de bulunmuşlardır. Bu ilk resmi Türk gizli servisinin ilk daire başkanı Süleyman Askeri Bey'di. İlk misyonu Arapların bölücülüğü ve Batı emperyalizmine karşı mücadeleydi. 1914 yılından itibaren Teşkilat-ı Mahsusa yeniden Harbiye Nazırlığı'na geçen Enver Paşa'nın kontrolüne geçti. Yine tartışmalı olmakla birlikte Teşkilat-ı Mahsusa'da görev yapmış ünlülerden bazılarının isimleri şöyle sıralanır. Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa, Binbaşı Süleyman Askeri, Eşref Kuşçubaşı, Teğmen Yakup Cemil, Doktor Bahattin Şakir, Mithat Şükrü Bileda, Ohrili Eyüp Sabri, Fuat Balkan, Teğmen Hilmi Musallimi, İsmail Can Bulat, Piyade Subayı Rasuhi Bey, Filibeli Hilmi Bey, Şerif Burgiba, Arabistan'da İbnur Reşit, Nuri ve Halil Paşalar, Ali Fethi Okyar, İlk Hava Şehitlerinden Sadık Bey ve Rauf Orbay. Teşkilat-ı Mahsus'a geleneksel Osmanlıcılık fikrine bağlı gibi görünse de, teşkilat Pan-İslamizm ve Pan-Türkizm fikrine dayanmıştır. İttihat ve Terakki'nin yönetimi ele almasından sonra örgütün ilk teşkili 17 Kasım 1913 tarihine rastlamaktadır. Bu örgüt sadrazama bağlı olarak çalışmıştır. Bu bağlantı idari bağlantıdan ileri gitmemiş ve örgüt çalışmalarında bütünüyle bağımsız hareket etmiştir.
örgüt başkanı sadece sadrazam ve harbiye nazırına bilgi vermiştir. Bu teşkilat, Ağustos 1914 yılında yeniden örgütlendiğinde, Rusya, Fransa, İngiltere'ye karşı çalışmalar yürütmüştür. Bu üç devletin kontrolündeki bölgelerde çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Casusluk ve karşı casusluk için hücreler ve gizli gruplar kurmuştur. Askeri operasyonlar için düzensiz kuvvetleri silah altına almak, eğitmek ve idare etmek üzere çete faaliyetlerinde uzman kadrolar oluşturulmuştur. Bazı bölgelerde Osmanlı topraklarını koruyan tek ittihatçı güç olmuştur. İşte Teşkilat-ı Mahsusa'nın amaçları. 1. Yıkıcı faaliyetlere karşı mücadele etmek, imparatorluk içindeki ayrılıkçı ve milliyetçi grupların düşmanla ilişkilerini engellemek. 2. Ajanları İngiltere ve Fransız sömürgelerine ve Osmanlı İmparatorluğu'nun düşman işgaline uğrayabilecek yerlerine yerleştirmek. 3. Rus-Ermeni işbirliği ve planlarını önlemek, Rusya'da Müslüman Türkleri ayaklandırmak. 4. Çeşitli askeri harekatlar yapmak, baskın, sabotaj, düşman haberleşme hatlarının tahribi gibi. Bu örgütün yetiştirdiği ve idare ettiği yardımcı kuvvetlerin, askerlerin çoğunluğunu oluşturduğu harekatlara Kürt, Çerkez, Dürzi ve Lazlardan gelen gönüllü birlikler, Yemenliler ve diğer paralı askerler katılmışlardır. Bu yardımcı kuvvetler çok kalabalık olmamıştır ama düzenli ordu ağır kayıplar verdiği zaman yararlı olmuşlardır. Örgütün ajanları genellikle doktor, mühendis, gazeteci, subay gibi uzman kişilerden oluşmuş ve bunlar örgüte adam toplamış, ayrıca eğitmen kadrolarında da yer almışlardır. Teşkilatın iki para kaynağı vardır. 1. Harbiye Nezareti'nin gizli bütçesinden verilen ödenekler, 2. Alman askeri misyonu tarafından düzenli olarak İstanbul'a aktarılan altınlar. Kaynakların tümünden teşkilatın eline geçen toplam miktar 4 milyon altın lira, yani 1918 fiyatlarıyla 18 milyon dolar civarında olmuştur. ...1913-1914 tarih aralığında İtilaf Devletleri arasında durumun belirlenmesinden önce paylaşım Trablusgarp Harbi ile başlamıştır. İtalya birliğini kurduktan sonra ham madde kaynaklarına pazar aramak için sömürgeci hareketlere başlamış, Dalmaçya kıyılarında girişeceği herhangi bir askeri harekatta karşısına batılı güçler çıkacağından gözünü başka topraklara dikmiştir. Bunlar arasında Trablusgarp da vardır. Mücadele bütün hızıyla tüm cephelerde devam ederken Enver Paşa bölgeye askeri mühimmat yerleştirmeye, personel takviyesi yapmaya çalışmıştır. Teşkilat-ı Mahsusa'nın sevkiyat memuru Hacı Kemal Bey'in vefatından önce yapmakla meşgul olduğu işler bunu daha iyi ortaya koymaktadır. Bunlar 1. Umur-i Şarkiye Müdüriyeti tarafından gönderilecek tüm mühimmatı ve diğer nesneleri teslim almak ve Adriyatik sahilindeki ambarında muhafaza etmek, 2. İstanbul'dan gidecek postayı denizaltına verecek, Afrika'dan gelecek postayı Viyana Ateşe Militerliği aracılığıyla İstanbul'a göndermek, 3. İstanbul'dan Afrika gruplarına gidecek subaylar için Viyana'da bir pansiyonda yer ayırtmak, ancak denizaltı hareketlerinden 2 gün önce onları Pola'ya getirtmek. 4 Mayıs'ta İtalyan kuvvetlerinin Rodos Adası'na yaptıkları çıkarma olayların seyrini değiştirdi. İtalyanlar 2 hafta içerisinde Rodos'u, daha sonraki 2 haftalık süre içerisinde 12 ada olarak bilinen adalar grubunu ele geçirdi. Böylece 389 yıldır Osmanlı yönetiminde kalmış, yönetim merkezi Rodos adası olan Cezayir-i Bahr-ı Sefid eyaleti tamamen İtalya'nın eline geçti. 8 Haziran'da Trablus'taki Osmanlı kuvvetleri çöle püskürtüldü. Harbin kaybedilmesiyle Teşkilat-ı Mahsusa'ya bağlı Türk birlikleri bölgeden ayrıldı.
Böylece büyük bir destekten yoksun kalan Libya'daki Müslümanlar dirençlerini kaybettiler. Bölge Türklerin elinden kesin olarak çıktı. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kalan son topraklarını kurtarmak amacıyla girişilen faaliyetler de başarıya ulaşamamıştır. Çünkü Teşkilat-ı Mahsusa'nın karşısında İngiltere, İtalya ve Fransa gibi büyük güçler bulunmaktadır. Devrin en büyük askeri güçlerine sahip devletlerin karşısında bir avuç vatansever çok çaba sarf etmişse de başarılı olamamıştır. Yapılan planlar Teşkilat-ı Mahsusa'nın üstünde bir güç gerektiğini göstermiştir. Almanya, Mısır'da bulunan İngilizleri oyalayarak Avrupa cephelerinde başarı sağlamayı planlamıştı. Burası Arabistan, Suriye ve Boğazlar'da bulunan Osmanlı ordusuna yönelik saldırılar için son bir dayanak ve İslam Birliği hareketinin batıya ve güneye yayılmasının önünde önemli bir engeldi. Bu yüzden Mısır, İngiltere için öneminin yanında Teşkilat-ı Mahsusa'nın da ana hedefi haline gelmişti. Cemal Paşa komutasındaki 4. Ordu'nun kanal harekatını desteklemek ve İngiliz kuvvetlerini iki taraftan sıkıştırıp imha etmeye yönelik bir plan yapılmıştır. Nuri Paşa emrindeki Teşkilat-ı Mahsusa ve Sunusi birlikleri batıdan Mısır'a saldırarak Cemal Paşa'nın işlerini kolaylaştıracaklardı. Ancak modern silah ve teçhizata sahip İngiliz birlikleri karşısında ilk başlarda başarı sağlanmışsa da sonuç üzücü olmuş, 4. Ordu'nun kanal harekatı başarıyla sonuçlanmamıştır. Teşkilat-ı Mahsusa'nın Mısır'da ayaklanma çıkarmaya yönelik casusluk faaliyetleri de başarı sağlamamıştır. Mısır'da çıkacak bir ayaklanmanın stratejik önemi İngiltere tarafından iyi bilinmekteydi. Teşkilat-ı Mahsusa'nın yoğun çabalarına rağmen Mısırlıların çoğu ya hareketsiz kalmış ya da İngilizlerin yanında yer almıştır. Osmanlı Devleti'nin tam olarak etkinlik kuramadığı Irak, özellikle 19. yüzyılda petrolün ortaya çıkmasıyla beraber Avrupalı güçler arasında çatışmaların yaşandığı yer haline gelmiştir. Irak üzerindeki güç mücadelesi Almanya'nın Bağdat'a kadar uzanan demiryolu projesiyle daha fazla belirginleşmiştir. İngiltere'nin de Irak'ta yürüttüğü siyasi etkinlikler kısa bir zamanda etkisini göstermiş, Arap aşiretlerinin büyük kısmı İngiltere kontrolüne girmiştir. Birinci Cihan Harbi'nin başlamasından sonra İngiltere, Irak'ta askeri bir cephe açma çabasına girmiştir. Enver Paşa, Teşkilat-ı Mahsusa'nın ikinci adamı olan Süleyman Askeri Bey'i Irak'a göndermiştir. Süleyman Askeri'nin görevi, İngilizlerin kuzeye doğru ilerlemesini durdurmak, Bedevi, düzensiz hareketlerden ve yeni silah altına alınmış kuvvetlerden oluşan bir orduyu Basra'ya göndermekti. Ancak bu tam olarak hesap edilememiş, Süleyman askeri Trablusgarp'taki kadar Irak'ta da başarılı olamamıştır. İstikrarsız, sorumsuz aşiret mensupları ile ilgili Teşkilat-ı Mahsusa'nın yaptığı hesap doğru çıkmamıştır. Ayrıca Araplar disiplinsiz ve yağmaya girişme eğilimindeydiler. Zaten gayri nizami bir ordunun, batılı subayların orduları karşısında başarılı olması çok zordu. Teşkilat-ı Mahsusa'nın cihat propagandası İngilizler tarafından cömertçe verilen altınların yerini tutamamış, aşiret mensupları kimin parası çok iyiyse o tarafa geçmişlerdir. Şunu da belirtmek gerekir ki birçok aşiret Osmanlı Devleti'ne İngiltere kadar uzak ve yabancı görülmüştü. Birinci Cihan Harbi'nin başlarında Irak'ta yaşananlar, Teşkilat-ı Mahsusa'nın cihat ve aşiret politikasının başarısız olması, Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda karşılaştığı acı gerçeğin devamını oluşturmuştur.
Bunun nedeni Osmanlı Devleti'nin kendi dünyasının dışındaki değişikliklerin çok gerisinde kalmış olmasından kaynaklanmaktadır. Kutsal cihat çağrısı teknolojik üstünlüğün bilimsel yöntemlerin önünde sadece sözde kalmıştır. 1914 yılının sonlarına kadar Suriye'de Mümtaz ve Eşref Bey idaresinde Teşkilat-ı Mahsusa hücreleri şeklinde örgütlenen Osmanlı ajanları, bozguncu faaliyette bulunduklarından şüphelendikleri birçok Osmanlı subayı hakkında dosya oluşturmuşlardır. Bu çerçevede Teşkilat-ı Mahsusa bu subayları Fransa ile ayrı barış yapmayı planlama, Suriye'nin bağımsızlığını ilan etmeyi tasarlama ve birlikleri komuta eden Türk subaylarına suikast düzenlemekle suçlanmışlardır. Bu subaylar hapis cezasıyla cezalandırılmış, Suriye içinde başka bölgelere ya da Avrupa'ya gönderilmişlerdir. Cemal Paşa, sivil memurlara karşı çok daha sert tedbirler almıştır. Teşkilat-ı Mahsusa sadece bölgelerde adı geçen değil, aynı zamanda şüpheli her kişi için dosya tutmuştur. Bütün sanıklar, yargılamalar sonunda suçlu bulunmuş ve çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. İdam cezası alanlar, Ağustos 1915 ve Mayıs 1916 yıllarında Beyrut ve Şam'da halkın gözü önünde idam edilmişlerdir. Araplar, Teşkilat-ı Mahsusa'nın faaliyetlerini Arap özgürlük ve bağımsızlık ateşini söndürmeyi amaçlayan İttihat Terakki'nin düşmanca komploları olarak değerlendirmişlerdir. Ama Teşkilat-ı Mahsusa, Osmanlı Devleti'ne yönelik Arap ayrılıkçılığına ve Batı emperyalizmi tehlikesine karşı durmakta İttihatçıların kullandığı en önemli araç olmuştur. Almanya'nın Birinci Cihan Harbi'nin başlamasından sonra Osmanlı'yı da yanına almasındaki en büyük beklentilerinden birisi, panislamizm propagandası ile halife ve Müslümanların dostu sıfatını kullanarak düşmanlarını yeneceğini düşünmesidir. Durum böyleyken Almanya'nın Hint Müslümanlarını bundan ayrı tutması düşünülemezdi. Birinci Cihan Harbi'ne Osmanlı'nın girmesiyle Cihad-ı Ekber ilan edilmiştir. Cihad-ı Ekber fetva-i şerifesi 5 hükümden oluşmaktadır. İlk fetva, bütün Müslümanlar üzerine cihadın farz olduğunu belirtmekte, ikinci fetva, İtilaf Devletleri tebaası olan Müslümanların da cihada katılması gerektiğini vurgulamakta, üçüncü fetva, cihada girmeyen Müslümanların dinen cezayı hak etmiş olacaklarını işaret etmekte, dördüncü fetva, her türlü tehdit ve baskı olsa da, İtilaf Devleti tebaası olan Müslüman askerlerin, İslam askerleriyle savaşmasının cehennem azabını getireceği hakkındadır. Son fetvada, İtilaf Devletleri tebaası olan Müslüman askerlerin, İslam hükümetine yardımcı olan Almanya ve Avusturya aleyhine savaşmalarının da elim bir azabı getireceği hakkındaydı. Hindistan'da İngiliz idaresini çökertmek için hem Türkler hem de Almanlar gönüllü işbirliği içine girmişlerdir. Almanya, Avrupa'da siyasi bakımdan faal Hintlileri bir araya getirerek Hint Milliyetçi Partisi adıyla bir örgüt kurmalarına yardımcı olmuştur. İstanbul'da da Hindistan'ın bağımsızlığını savunan cemiyetler kurulmuştur. Bunlar Genç Hindistan Cemiyeti, Seyfi Hindistan Cemiyeti ismiyle bilinen cemiyetlerdir. Bu cemiyetler, Türk hükümetinin izin ve onayı olmaksızın hiçbir girişimde bulunulmayacağını belirtmişlerdir. Birinci Cihan Harbi sırasında bölücü hareketlerde bulunmak için Alman Genelkurmayı ile Enver Paşa tarafından teşkil edilen ve amacı İran, Afganistan ve Hindistan'da İngiliz aleyhine ihtilaller çıkarmak olan Rauf Bey müfrezesi hazırlanmıştır. Hindistan'a birçok Teşkilat-ı Mahsusa ajanı gönderilmiştir. Ancak bu ajanların daha İstanbul'dan ayrılmadan İngilizler tarafından belirlenmiş olması, İngiltere'nin Hindistan üzerinde aldığı tedbirleri göstermektedir.
Teşkilat-ı Mahsusa'nın eksik kalan bir diğer yönü ise, bu örgütün istihbarat tecrübesinden yoksun sivil ve askeri şahıslardan oluşmasıydı. Müttefikimiz olan Almanlarla gerçekleştirilmeye çalışılan bu hareket daha başlarda Türk-Alman çekişmesine dönüşmüş ve hatta silahlı çatışmalara bile varmıştır. Böylesi bir ortamda kurulan Rauf Bey müfrezesi bir seneye aşkın bir süre faaliyette bulunmuş ancak başarı gösterememiştir. Cihad-ı Ekber'den umulan sonucun çıkmamasında İngiliz karşı propagandası ve panislamist tehlike için daha önce almış oldukları tedbirler baskın çıkmıştır. Hindistan'a ulaşımın zorluğu, Teşkilat-ı Mahsusa'nın faaliyetlerini bir hayli zorlaştırmıştır. Karayoluyla İran ve Afganistan üzerinden Hindistan'a gidebilmek çok zor da olsa mümkün olabilmiş, deniz yoluyla ulaşım adeta olanaksız olmuştur. Afganistan emiri Habibullah ise her türlü çağrı, teklif, vaat ve ısrara rağmen Türk ajanlarının sınırdaki faaliyetlerine göz yummakla beraber İngiliz isteği doğrultusunda yansızlığını sürdürmüştür. Savaşın Alman-Türk ittifakının aleyhine sonuçlanması, özgürlük yanlısı Hintlilerin amaçlarına ulaşmasını engellemiştir. Osmanlı ordusunun sınır taburunda Ermeniler de bulunmaktaydı. Bunlar Doğu illerinden kaçan Ermenilerin Rusya'ya geçmelerine yardım ettikleri için daha içerideki taburlara nakli istenmişti. Teşkilat-ı Mahsusa gibi Ermeniler de çeteler oluşturmaya başlamışlar, ancak bunlar Çarlık Rusyası ile işbirliği içinde olan Taşnak Komitesi'ne bağlıydılar. Teşkilat-ı Mahsusa Ermenilerin Rusya içinde ayaklanmalarını, Rusya'ya karşı ihtilalci bir tavır almalarını istiyordu. Ancak Ermeniler, Çarlık Rusyası'nın yanında Osmanlı'nın yenilmesi için ellerinden geleni yapmışlardır. Erzurum'da Teşkilat-ı Mahsusa, Eylül 1914 ortalarına doğru, yani Osmanlı Devleti'nin harbe girmesinden 1,5 ay sonra çete teşkilatını tamamlamış, harekete hazır duruma gelmiştir. Ancak Rus ordusunun ani saldırısı karşısında bu çetelerden umulan fayda görülmemiş, çeteler o civar halkından oluşturulduğu için çoğu kendi ailesini kurtarma derdine düşmüştür. Ayrıca Teşkilat-ı Mahsusa mahkum olanları hapishanelerden çıkartarak subaylar komutasında çeteler oluşturmuş, bu yolla mahkum taburları kurmuştur. Teşkilat-ı Mahsusa'nın bu kuruluşlarına karşılık Ruslar da kendi içlerinde Milli Teşkilat adı altında Ermeni ve Gürcü taburları kurmuşlardır. Ruslarla harp başladıktan sonra özellikle Kafkas cephesinde teşkilatın faaliyeti Ruslarla çarpışmalar yapmak ve Rus hücumlarını durdurmaktan ibaret olmuştur. Teşkilat-ı Mahsusa'nın aldığı bütün tedbirlere rağmen Osmanlı Devleti orduları Kafkasya'da yenilmiştir. Fakat Teşkilat-ı Mahsusa, Türkistan'da elini Bolşeviklerden önce tutması gerektiğini biliyordu. Türkistan'da faaliyetlere girişeceği, Türkistan muhtariyeti sağlayacağı düşüncesiyle Bakü'ye ulaşıldığı zaman, Türkistan Osmanlı yardımıyla Rus esaretinden kurtulacağı ümidini duymuş, ancak Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 yılında Mondros Mütarekesini imzalamıştır. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla başarısızlığa uğrayan teşkilat, asıl yararlarını milli mücadele örgütlenmesinde gösterdi. Burada çok önemli bir ayrıntının altını çizmeden geçemeyiz. Murat Bardakçı ve İlber Ortaylı gibi Türk tarihçiler, o tarihte İttihat ve Terakki içinde gerçekten de Teşkilat-ı Mahsusa adlı bir örgütün var olduğu ve iddia edilen faaliyetleri yürütmüş olduğu ile ilgili belgelerin yetersiz olduğunu öne sürmekteler. Şöyle söylüyor Murat Bardakçı:
Teşkilat-ı mahsusa ayrıntıları son derece ince düşünülerek hayata geçirilmiş, böylesine etkili ve etkisi bugünlere uzanabilecek kadar güçlü bir kuruluş muydu? Bana sorarsanız hayır. Hayır derken teşkilat-ı mahsusanın hiçbir zaman var olmadığını söylemiyorum. Örgüt, İttihat ve Terakki'nin iktidarı tam olarak ele geçirmesinden hemen sonra 1913 Kasım'ında Enver Paşa tarafından Umur-ı Şarkiye Dairesi adıyla kurulmuş ve başına Süleyman Askeri Bey getirilmişti. Yani resmen mevcuttu. Bazı gözü kara mensupları son derece tehlikeli operasyonlara da katılmışlardı. Ama teşkilat son dönem Osmanlı tarihinde önemli bir rol oynamamıştır. Zira kuruluşu bile biraz fazla hayale dayanıyordu. Mesela çok uzaklardaki bazı memleketlerde, özellikle de nüfusunu Türklerin ve Müslümanların teşkil ettiği ülkelerde fantezi sayılabilecek operasyonlar düşünmüşler ve çabalarının hiçbiri netice vermemiştir. Yazısının devamında Bardakçı, teşkilat-ı mahsusayı fazlasıyla yücelten ve efsaneleştirenler yüzünden birçok gerçeğin bir bilinmezlik bulutu içinde kaybolduğunu kaydediyor. Hakkındaki belgelerin gerçekten de askeri arşivlerde bulunup bulunmadığı dahi doğru dürüst araştırılmadı. Dolayısıyla teşkilat-ı mahsusa hakkında bizde bugüne kadar yazılıp çizilenlerin neredeyse tamamı belgelere değil, abartılı şekilde anlatılanlara, söylentilere ve efsanelere dayanılarak kaleme alınmıştır. MİT'in Enver Paşa'nın kurmuş olduğu teşkilat-ı mahsusanın devamı olduğu iddiası da durmadan tekrar edilmiştir. Fakat teşkilat-ı mahsusaya ait bütün belgeler sonradan imha edilmiş de olabilir. Murat Bardakçı'nın arşivlerden bulabildiği tek belgede teşkilat-ı mahsusayla ilgili bütün belgelerin kaldırıldığı yazılıdır. Bu kaldırılma tabirinin imha etme anlamında mı yoksa kaldırılıp başka bir yere saklanma anlamında mı kullanıldığı da karanlıktır. Ancak şu çok açıktır ki teşkilat-ı mahsusa amaçları vatanı kurtarmak olan kişilerden oluşmuştu. Teşkilat-ı mahsusa kurulduğu sırada Osmanlı sistemi her açıdan çökmüş durumdaydı. Bu durumda olan Osmanlı Devleti'ni tehdit eden güçlere karşı bazı başarılar elde etmiş olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Teşkilat-ı mahsusacılar, Enver Paşa'nın verdiği görevleri yerine getirmeye çalışmışlar, bunun için de bir takım teknikler kullanmışlardır. İslam Birliği propagandasıyla dünyadaki bütün Müslümanların Osmanlı Devleti lehine desteğini kazanmaya çalışmışlar, özellikle Hindistan, Mısır, Kuzey Afrika ve Orta Asya'da isyanlar çıkartmaya yönelmişlerdir. Osmanlı sınırları içinde yaşayan Müslüman liderlerle Osmanlı askeri harekatına maddi, manevi destek verme konusunda onları ikna etmek için görüşmeler yapılmıştır. Casusluk ve karşı casusluk için hücreler ve gizli gruplar kurulmuştur. Bazı bölgelerde Osmanlı topraklarını koruyan tek ittihatçı güç olmuştur. Sınırlı sayıdaki başarısı, teşkilat-ı mahsusanın bir bütün olarak savaşın akışını etkilemeye yetmemiştir. Teşkilat, panislamizm politikalarına çok güvenmiş, düzensiz kuvvetlerin askeri değerini olduğundan büyük sanmıştır. Ancak şu da bir gerçektir ki, teşkilat-ı mahsusa, itilaf devletlerinin insan ve malzeme kaybının artmasına yol açmıştır. Teşkilat-ı mahsusa mensupları bozulmuş bir devlet sistemini korumak için gayretle çalışmışlar, içlerinden çoğu bu uğurda hayatlarını kaybetmişlerdir.